Şimdi çevreyi gezerken tabii ilginç bir şey gördük. Güzin Hanım bize sordu. Bu sizce nedir dedi. Yani gerçekten sevgili dostum, kader arkadaşım Ediz'in cevabına gerçekten muhteşemdi. Kuşlar için dedi. Gerçekten ben bugün yorulduğumuza inandım. Ben de bir tık daha geride kaldım. Buradan bir şeye ağırlık mı yapıyor diye düşündüm. Şimdi size soruyorum. Size soruyorum. Bir 5 saniye daha da es verelim. Sizce bu su değil mi? Sadece su. Sadece su. Su. Bu da bir poşet. Sizce burada bu su niye var? Sizce bu su burada niye var? Kuşlar içsin diye mi? Ağırlık yapsın diye mi? Sular kesilirse yardımcı olsun diye mi? Giden misafirlerin arkasından su gibi git diye mi? Çabuk dön. Ne bileyim. Doğru cevap var mı? Hadi Instagram'da bir dakika, Instagram'da bekliyorum. Hadi en hızlı cevap kimden gelecek? Bekliyorum, sosyal medyadan bekliyorum. En hızlı cevap kimden gelecek? Bu su burada niye var? 5, 4, 3, 2, 1. Bu su burada niye var? Son şık, hiçbiri. Hiçbiri değil mi? Evet. Çünkü bir gün bir misafirim geldi burada. Biz burayı ilaçlatıyoruz ama tabii ki sivrisineklere gene de engel olamıyoruz bazen. Dedi ki torbada su asacaksın. Ancak şeffaf bir torba olacak. Bunun hareketiyle ışıkta da gecede sinekler gelmiyormuş, uzaklaşıyormuş. Hatta bazıları bazıları CD asıyor. İlginç olan şu, sonra ilaçlama firması geldi bir gün. Dedi ki Güzin Hanım, ağaçlara sinek için sinek kovucu asacağız. Nerelere asalım dedi. Gösterdim birkaç yer. Nasıl bir şey o sinek kovucu? Aa, bir baktım poşetle su getirdiler. Aa, dedim ki ben zaten bunu asıyorum. Demek ki ilaçlama firması da bunu doğruluyor. Demek ki yazın falan tatile gittiğinizde efendim, ya da evinizde sivrisinek varsa, akşam balkonda oturuyorsanız pH değerinin yüksek olmasına da gerek yok, buradaki su gibi musluk suyu şeffaf bir poşet asın. Sivrisineklere son.